Merhaba Gümüş. Merhaba. Teşekkür ederim. Geldiğini neden haber vermedin Gümüş? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Bir iş görüşmesi için geldim. Bütün günde sürdü. Kesinleşince haber verecektim. Ve kesinleşmiş herhalde. Ne işi? Ya bir de sen yarışmasına katılmıştım. Onlar da benimle çalışmak istediler. Bu çok güzel bir haber. Yani en azından yeniden sevdiğin işi yapacaksın. Yani Afyon'da kalmadığın için. Tebrikler. Bu kadar sevineceğini beklememiştim. Teşekkür ederim. Neden eve gelmedin Gümüş? Kalmam için burada yere etmişler. Ya Mehmet, kusura bakma ama gitmem lazım. Ya ben bırakırım seni. Yok sağ ol, zahmet etme. Ama lütfen. Gerçekten gerek yok. Araba var. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Gümüş Hanım. Teşekkür ederim, çok mersi. Buyurun. Tamam. Melisa Hanım da geldi, içeride. Arabada bir şey mi unuttunuz yoksa? Yo yo, bir şey unutmadım. Buyurun o zaman, gidelim. Hoş geldiniz. Sağ ol. İyi hoş akşamlar. Geldiniz Gümüş Hanım. Ben Melis. Birlikte önceki çalışmalara da bakarız Gümüş Hanım. Tabii ki Melis Hanım. Yarın çalıştığımız kumaş fabrikasına da gidelim. Şu yarışmadaki deseniniz. Onun üzerine biraz daha çalışırsak belki kullanabiliriz. Tabii, çalışalım. Hem başka eskizlerim de var, görmek isterseniz görebiliriz. Umarım arzu ettiğimiz ambiyansı yakalayabiliriz. Bakıyorum iyi anlaşıyorsunuz. Melis Hanım öyle kolay kolay kimseye ısınamaz. Ne yalan söyleyeyim, Hakan Bey Afyonlu kızı işe almaya karar verdim deyince çok tedirgin olmuştum. Ama tanıyınca... Teşekkür ederim. Gerçi bunları konuşmak için çok erken. Ekip çalışması dünyanın en zor şeylerinden biridir. Piyasayı sarsacak yeni bir şey olmalı. Genel müdürümüzün yeni trend yaratma gibi bir hastalığı olduğunu anlamışsınızdır herhalde Gümüş Hanım. Amma yaptın Melis. Bu kötü bir şey değil ki. Herkes üretiminin eşsiz olmasını ister. Yanılıyor muyum Gümüş? Bir sorun mu var Gümüş? Yo, hayır, hiçbir sorun yok. Kaleminizi alabilir miyim? Tabii. Önümüzdeki ay Paris'e bir defile için gideceğim. Gelmek ister misin? Tabii, çok sevinirim. Paris'te diğer moda şirketlerinin çalışmalarını da yakından takip etmek gerekiyor. Oradan gelecek donelere ihtiyacımız var. Al bunu. Kim bilir, belki de onlar bizden gelecek. Done almışlardı. Dünya tersine döndü. Doğru artık. Doğru söylüyorsun. Buyurun efendim. Menünüz. Buyurun.
Gümüş Hanım size de balık tavsiye ederim. Lüfer, ne dersin? Olur tabii. Kadehimi ekibimize yeni katılan Gümüş Hanım için kaldırmak istiyorum. Sağ olun. Şerefinize Gümüş Hanım. Teşekkürler, çok mersi. Sen her zamanki gibi masayı güzelce bin. Başüstüne. Allah ya. Of. Tamam, teşekkür ederim. Çok mersi. Rica ederim. Sakarlığım üstümde var. Melis Hanım da geçtiğimiz yıl Londra'da bir desen ödülü aldı. Aa, gerçekten. Gerçekten mi? İnanılmaz. Aldım da götür. Bana kalırsa Hakan Bey biraz abartıyor. Gerçekten mi? Pek kayda değer bir şey değil. Enteresan valla. Teşekkür ederim. Biraz deli dolu bir kızdır ama işinde bir numaradır. Çok iyi anlaşacağınıza ve birbirinizi seveceğinize eminim. Benim şimdiden gümüşe kadın ısındı bile. Gerçek bir ekip ruhunu yakalayacağımıza şimdiden eminim. Öyle genç göründüğüne bakma. 13 yaşında kızı var. Öyle mi? Buyurun. Teşekkür ederim, çok mersi. Çok memnun oldum. Ben de. Aramıza hoş geldin. Ben de çok memnun oldum. Hakikaten teşekkür ederim. İstersen ben bırakırım. Yo, çok teşekkür ederim. Ben kendim giderim. Sağ olun. Çok mersi. İyi akşamlar. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kal. Yok, gelmeyeceğim. Sadece bir şey alacağım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi gidelim. Bu kadar bekledin. Bari sen bırak beni. Unutmamana sevindim. Niye böyle yaptın Mehmet? Kötü mü oldu? Kötü bir şey mi yaptın? Evet, kötü bir şey yaptım. Bu benim ilk iş yemeğimdi. Sen geldin, karşımıza oturdun ya. Çok açtım ama. Ne duruma düştüm hiç düşünmüyorsun ama. Ya ben yeni bir hayat kurmaya, bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Sen daha ilk günden peşime düşüyorsun. Rezil oldum ya. Ay, insanlar kim bilir hakkımda neler düşündüler. Ya çok üzgünüm. Seni zor duruma düşürmek istemem. Aa, Mehmet, nereye gidiyoruz? Beni otele bırakmayacak mısın? Otelde kalmanı istemiyorum. Evimize gidiyoruz. Karımın otelde kalmasını istemiyorum. Ben otelde kalmak istiyorum. Lütfen durur musun? Buna nasıl izin vermemi bekliyorsun Gümüş?
İzin istemeyerek Mehmet.